Yaşlı bir baba, kuzu etinden imal edilmiş yaprak döneri çok severmiş. Bir gün canı yaprak döneri çok çekmiş. Babasının isteğini fark eden oğlu almış babasını ve güzel bir lokantaya götürmüş. Baba yemeği önce kendisi yemek istemiş. Ancak yaşlılığın verdiği zayıflık sonucu elleri titremiş ve lokmayı ağzına götürmek istediği her seferinde de üzerine dökmüş. Yağ sakalına damlamış. Lokantadaki insanların bakışları da pür dikkat onların üzerindeymiş. Aşağılayıcı bakışlar, alaycı tavırlar, surat ekşitmelerle arada bir yaşlı babaya bakıyorlarmış. Bir süre sonra oğlu sabır ve itina ile lokmaları babasının ağzına koymaya başlamış. Nihayet yemek bitmiş ve oğlu babasını alıp lavaboya götürmüş. Elini yüzünü iyice yıkamış, üstünü başını silip temizlemiş. Saçını sakalını düzeltip taramış. Gözlüklerini silip gözüne takmış. Ardından da koluna girmiş, dışarı çıkarmış. Lokantada bulunanların hakaret dolu bakışları hala onların üzerinde. Ah bu Ademoğlu. Sana ne yükü var? Sana ne zararı var? Yanındaki pişmanlık duymuyor. Sırtında taşıyor da senin bakışına ne gerek var? Seni rahatsız eden şey ne? Hiçbir bakışı umursamayan çocuğun ise yüzünde hep tebessüm varmış. Babası çok sevdiği yemekten yiyip lezzet aldığı için ve yemek parasını ödeyip çıkıyorlarmış ki arkalardan yaşlı bir amca seslenmiş. Hey evlat, burada bir şey bıraktığını unutmadın mı? Az düşündükten sonra çocuk cevap vermiş. Hayır, masada bir şey bıraktığımı sanmıyorum. Yaşlı amca, hayır evlat, yanılıyorsun. Sen burada çok değerli bir şey bırakıp gidiyorsun. Çok değerli bir şey bırakıp gidiyorsun. Şaşkınlık içinde yine, ne bırakmışım ki amca? Sen burada her evlat için bir ders ve her baba için bir umut bırakıp gidiyorsun. Tam bir sessizlik hakim olmuştu salona. Herkes yaptığından, düşündüğünden utanç duyuyordu. Unutmuşlardı bir an her sıkıntıda babalarına sığındıklarını. Baba şunu istiyorum. Baba bana şunu al. Baba şu okulda, şu üniversitede okumak istiyorum. Şu kadar harç gerekiyor. Baba okul masrafları için şu kadar para lazım. Baba falan şehre gezmeye gitmek istiyorum. Para ver. Baba doğum günümde bana ne aldın? Baba, 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 baba. Ama bir defa olsun dememişlerdi sanki. Yanımdasın ya baba. Benim için her şeye değer ve yeter. Babam, senin yanında olmak benim için bir dünyadır. Hep sahip olmak istediklerimizden söylenip durduk. Yokluklarımızdan sitem edip şikayetçi olduk. Ama belki de hiç sormadık ona. Baba, senin benden bir isteğin var mı? Çocuğumuza sormuşlardır kesin. Çoğumuza, çocukluğumuzda anneni mi çok seviyorsun, babanı mı diye. İlk başta herkes her ikisini desek de az ısrar sonucu utanarak, sıkılarak kısık sesle annemi diyorduk. Buna rağmen baba içindeki acıyı bize hissettirmeden tebessüm ediyordu. Kim bilir, belki de herkesin yanında utanıyordu ama bir gün gelir de kayıp giderse elinden, aile fertlerinin güzel yaşaması için ne türlü zahmetlere katlandığını işte o zaman anlarsın. İşte o zaman anlarız. Aşk olun.